harika bir açıklamaydı. Çok da doğru bir açıklamaydı. Evet. Sebebi olmuyor bazen. Bazen değil, her zaman aşkta. Çok da harika bir kadın. Gerçekten. Aynen öyle. Müthiş bir kadın yani. Fakat çıtayı tabii öyle bir yere koydun ki bu klip işiyle, milip işiyle. Eyvah. Sevgilisi var iki. Yeni tanıştılar. Anladım. Anladın. Sevgilisine şarkı yazdı. Aha. Ve klip yaptı. Ve tabii şu an Türkiye'deki bütün erkekler buna gıcık. Evet. Yani çıtayı niye oraya koydun diye. Hatta şu anda kapıya dayananlar varmış. Murat Boz yüzünden. Kapıya dayananları bir izleyelim. Eyvah. Eyvah. Yürü yürü yürü. Zorlamayın kardeşim, giremezsiniz. Açsana kardeşim kapıyı. Bitirdi bu Murat bizi, bitirdi. Sevgili doğum gününde şarkı yapmak nedir ya? Hadi şarkıyı yaptın, üstüne bir de klip çekiyorsun. Slide gösterisi neyine yetmiyor lan senin? O Murat'ı getir buraya, tur attıracağım burada, dur. Ya bu kardeşim, size ne herif sevgilisine şarkı yazdıysa? Ne demek size ne kardeşim? Karımız, sevgilimiz bize Murat Boz'u örnek gösteriyor. Sevgilim diyor ki, bak Murat Boz'u gördün mü? Sevgilisine diyor, doğum gününde diyor şarkı yapmış. Sen ne yaptın bana diyor, doğum günümde ciğerciye götürdün diyor. Sen yengeyi ciğerciye mi götürdün? Ha, süperdi yalnız. Ya insan bir haber verir. Sarıyer'de bir tane ciğerci namık var. Acayip yapıyor, süper. Harbi mi? Ya arkadaşım, konuyu dağıtmayın. Ulan Murti, sen de kendini uyanık sanıyorsun değil mi? Hadi ilk senesinde şarkı yaptın, klip çektin. İyi güzel. İkinci senesinde ne yapacaksın ha? Albüm mü çıkartacaksın? Her sene çıtayı yükseltmen lazım koçum. Sen 5 sene sonra var ya, ayağında don kalmayacak, don. Aç kapıyı kardeşim, bir ter taklayıp çıkacağız şunu, aç. Bedel ödeyeceksin Murat. Aç kardeşim, aç kapıyı, aç, gireceğiz. Aç, aç şunu, aç. Kimden olur be? Aç, aç, aç. Yok işiniz gücünüz. Ya olmayacak.